Zil sesi ses düzeyi %0 olarak ayarlandı. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çakma şarj aleti nasıl yapılır onu göstereceğim. Özellikle Samsung Galaxy A11 gibi yeni model cihazlara sahipseniz şarj aletlerinizin uçları kalın olacaktır. Sadece sizin telefonlarınıza münhasır olan, sadece sizin telefonlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış olan kalın uçlu bir şarj kablosu. Diyelim ki şarj aletiniz bozuldu ve yedekte başka şarj aletiniz de yok. O zaman geriye tek bir seçenek kalıyor. O da idarelikten yeni bir şarj aleti alana kadar ya da şarj aletiniz kaybolduysa kaybolan şarj aletinizi bulana kadar idarelikten kullanmaya bir çakma şarj aleti yapmak. Çakma şarj aleti hızlı şarj eder mi etmez mi bilmiyorum. Onu da şu an ilk defa deneyeceğim. Bu videoyu çektikten sonra yapmış olduğum çakma şarj aletini deneyeceğim ve hızlı şarj edip etmeyeceğine bakacağım. Şimdi çakma şarj aleti yapmak için elimizdeki malzemeler şunlar. Bize gereken malzemeler. Bir adet başlık. Mümkünse herhangi bir Samsung modelinin başlığı olursa daha iyi olur ama o olmazsa başka bir başlıkta iş görecektir. Bir adet başlık. Bir adet bunun gibi ya da bundan daha uzun standart ince uçlu Android cihaz şarj kablosu. Şimdi bir adet de şöyle küçük bir USB OTG çevirici. Ama bu hem USB çevirici olanlardan hem de şarj istasyonu olanlardan değil. Bu sadece şarj istasyonu olan çeviriciden. Şöyle parmağıma yerleştirebilirsem şu şekil göstereyim sizlere. Bu bir USB OTG şarj çevirici. İhtiyacımız olan son malzeme bu. Şimdi öncelikle kablomuzu elimize alıyoruz. Kablomuzun normalde telefonumuza taktığımız o uç kısmını buradaki çeviricimizin ucuna takıyoruz. Ve normal şartlar altında bunu çıkardığımızda bu şekilde bizim telefonumuzla uyumlu olmayan şarj aleti bu çeviriciyle birleştirdiğimizde artık şarj aletimizle uyumlu hale geliyor. Şimdi son olarak da başlık. Önce şunu göstereyim. Bu çeviriciyi buraya taktık. Bir daha çıkaralım. Gösterelim. İki ayrı uç. Evet, takıyorum. Bu çeviriciyi buraya taktık. Ardından başlığımızı elimize alıyoruz. Başlığımızı kablomuzla birleştiriyoruz ve böylece geçici bir süreliğine yeni bir şarj aleti alana ya da kaybolan şarj aletimizi bulana kadar bir müddet bizi idare edecek olan bir çakma şarj aleti yapmış olduk. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Resim çek düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunun.